Bu videoda gri ve beyaz maddeden bahsedeceğim. Çoğunlukla beyin ve omuriliği kapsayan merkezi sinir sisteminde gri madde denen alanlar vardır. Şuraya yazalım. Gri madde. Bu maddeler nöron somalarının çoğunu bünyesinde bulundurur. Yani merkezi sinir sistemindeki nöron somalarının çoğu gri maddede bulunur. Bunun yanı sıra beyaz madde denen bölgeler de vardır. Beyaz madde Merkezi sinir sisteminin beyaz madde bölgelerinde ise e, miyelinli aksonların çoğu bulunur arkadaşlar. neymiş? miyelinli aksonlar. yani miyelinle kaplı aksonlar. Mielinli aksonlar. Aslında bunlar merkezi sinir sisteminin bu bölgeleri ifade etmek için komik isimler. Çünkü ee, gerçekte aslında yani gri veya beyaz değiller. Yani o yüzden komik isimler diyorum. Gri veya beyaz renkte değiller. Normalde farklı farklı ten renginde olurlar. Fakat doku vücuttan alınıp belirli yollar izlenerek hazırlandığında biraz daha gri veya biraz daha beyaz gibi ee, görünebilirler. İşte bunlar bu bölgeleri ifade etmek için kullanıla gelen isimlerdir. Gri madde ve beyaz madde. Gri ve beyaz maddelerin omurilikle beyindeki dağılımı biraz farklı. İlk olarak şuradaki omuriliğe yakından bakarsak eğer omuriliğin farklı bölümlerinin çok güzel gösterildiğini görebiliriz. Bu çizimler omuriliğin farklı seviyelerini gösteriyor. Tıpkı ekmek keser gibi omuriliği yukarıdan aşağı kesseydik eğer tam olarak bu bölümlere ayrılmış olacaktı. Daha sonra bu seviyelere yukarıdan bakarak yani bu seviyeleri yukarıdan başlayarak inceleriz incelersek de yani şu yönde çizimdeki bölümlere tek tek bakarsak evet bakalım ilk bakışta. Omurilik'te gördüğümüz şey omuriliğin gri maddesinin çoğunun içeride yani bu kelebek veya H harfine benzer şeklin içinde olduğudur. Beyaz maddenin çoğuysa dışarıda yani şu H harfine benzeyen şeklin dışarısındadır. Şimdi buradaki küçük çizimde görmek biraz zor ama ee, arkadaşlar büyüterek e, yaparsak görebiliriz. O yüzden mesela şunu alayım ve büyüterek çizeyim. Evet oval bir şekilde çiziyorum. Omuriliğin bu bölümüne yukarıdan bakıyormuşuz gibi düşünün. H harfinin veya kelebek şeklinin içinde ise gri madde olacak. Hemen şurayı da çizdim. Evet, burası tamamen gri madde. Yani buraya dıştaki beyaz maddeden farklı gri rengini veren birçok nöron soması var. Dışarıyı da beyazla boyuyorum çünkü omuriliğin yapısındaki e, miyelinli aksonların çoğu dışarıdaki beyaz maddeyi oluşturuyor. Bunu söylemiştik. Sadece gri maddenin omuriliğin en arkasına ulaştığı şu kısım hariç. Evet, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Beyin omurilikten biraz daha farklı. Şimdi beyni daha büyük çizerek inceleyelim arkadaşlar. Bu çizimde beyne sol taraftan bakacağız. Hemen yazayım. Evet, bu sol taraftan gördüğümüz bir beyin. Yani, bu sefer beyne tam olarak şu yönden bakıyoruz. Serebrum üstte, cerebellum, yani beyincik arkada olacak şekilde. Biraz da beyin sapını e, görüyoruz, bir kısmını. O da burada. Bu çizimde, beyni sanki ortadan kesmişiz de içini görüyormuşuz gibi. Beyni, serebrum ve beyin sapından şu şekilde kestiğimizi varsayalım. Kestikten sonra şu taraftan, yani önden bakıyoruz şöylece kesmiştik. Evet. Şimdi beyin dokusunun içine bakabiliriz. Omurilikte gri madde daha çok içerideyken beyindeki gri madde çoğunlukla dışarıdadır. Şurada bir gri madde katmanı görüyoruz. Serebrumun dışından şöyle bir yolda ilerliyor. Beynin büyük bir bölümünün dışındaki gri madde katmanına ise korteks deniyor. Korteks Serebrumun yüzeyini kaplayan bu kortekse serebral korteks deniyor. Aşağıda serebellumu kaplayan kortekse de sereballar korteks deniyor. Beynin şu kısımlarının dışındaki gri madde nöron somalarının çoğunu barındıran şey. Şuraya nöron somalarını gösteren daireler çiziyorum. Tabii ki bunlar gerçek ölçekli değil. Gerçekte çok çok daha küçükler. Yine beyaz maddenin çoğunun dışarıda olduğu omuriliğin aksine beyinde bu maddenin çoğu içeride durur. İşte serebral korteksin altındaki bu açık renkli kısım serebrumun içindeki beyaz madde. Burası da beyin sapının beyaz maddesi. Beynin epey içerisinde gri maddeli kısımlar da var. Buralarda çok sayıda nöron soması bulunur. Aynen şuradaki gibi. Bu alanlara yani derindeki gri maddelere dıştaki gri madde gibi korteks demek yerine çekirdek diyoruz. Beyinde derinlerde birçok gri madde alanı yani çekirdek bulunur. Şuradaki çekirdekler gibi mesela. Bakın burada da bir tane var. Merkezi sinir sisteminin beyaz maddesinde farklı alanlara beraber yolculuk eden akson toplulukları yer alır uzun bir çizgi çekiyorum ki aksonların orada sürekli bir hareket halinde olduğu anlaşılsın. Birlikte hareket eden birçok nöron aksonu mevcuttur. Bunlar merkezi sinir sisteminin bir yerinden birlikte başlayıp yine birlikte başka bir yere giderler. Merkezi sinir sisteminde birlikte hareket eden bu akson topluluklarının izledikleri yollar var ve bu yollara ne deniyor? Trakt deniyor arkadaşlar. Trakt. Mesela şurada bir tane trakt görüyorsunuz. Traktlar merkezi sinir sisteminin bir bölgesinden diğerine genelde benzer tip bilgi götüren birçok aksonu taşır. Merkezi sinir sisteminde farklı işler yapan muazzam sayıda nöron bulunur. Çevresel sinir sistemindeki gibi motor, duyusal ve otomatik fonksiyonları yapan nöronlara ek olarak merkezi sinir sisteminde de sinir sisteminin daha önemli fonksiyonlarını gerçekleştiren birçok nöron bulunur. Yani bunlar biliş, duygu ve bilinçle ilgili fonksiyonlar. Bu da özellikle serebral kortekste yani serebrumun dışındaki gri maddede görülür. Beynin belli başlı diğer kısımları da sinir sisteminin önemli fonksiyonlarında görev alırlar.